Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, İstanbul'un hafriyat kamyonları ve okul servisleri kaynaklı sorunları hakkında gündem dışı söz aldım. Genel Kurulu ve Aziz Türk Milleti'ni saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu vesileyle tüm hastalara da Allah'tan şifa diliyorum. Değerli milletvekilleri, yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı bir mega kent olan İstanbul, Türkiye nüfusunun %18,5'unu barındırmaktadır. İstanbul, kadim değerleri, doğal ve tarihi güzellikleriyle birlikte hayat şartlarının oldukça zor olduğu bir şehir durumundadır. Genel olarak bakıldığında İstanbul, işsizlik, göç, sığınmacılardan kaynaklanan sosyal sorunlar, güvenlik, trafik, deprem ve sel gibi afet riski, çarpık kentleşme, sağlık ve eğitim kapasitesinin yetersizliği gibi sorunlarla boğuşmaktadır. Bunların yanı sıra son zamanlarda hafriyat kamyonları ve öğrenci servislerinden kaynaklı sorunlar da giderek yaygınlaşmaktadır. Bildiğiniz üzere hafriyat kamyonları ile beton mikserlerinin yarattığı tehlikeler son yıllarda İstanbul trafiğinin kabusu haline gelmiştir. Büyük projeler ve kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle İstanbul'da 5 milyon ton ağırlığına ulaşan hafriyat hem trafik güvenliğini tehdit etmekte hem de çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Zira hafriyatın döküleceği döküm alanlarının kapasitesi yarı yarıya dolmuş durumdadır. Dolayısıyla tespit edilen alanların dışına yapılan kaçak dökümler sonucunda İstanbul'umuz adeta bir moloz yığını haline dönüşmektedir. Öte yandan hız sınırı ve diğer kuralların ihlal eden kamyon ve beton mikserleri son bir yılda 25'ten fazla can kaybıyla sonuçlanan kazalara sebep olmuştur. Kazalarda hayatını kaybedenlerin çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardır. Bunlardan biri de seçim bölgemde bulunan Arnavutköy Eski Edirne Caddesi'nde gerçekleşmiş Berfin Kanat Kıran isimli 17 yaşındaki kızımız bir hafriyat kamyonunun çarpması sonucu maalesef hayatını kaybetmiştir. Böylesine ağır bir bilançoya rağmen hafriyat kamyonlarına kesilen cezalar kağıt üzerinde kalmış, caydırıcı olunamamış ve kazaların önüne maalesef geçilememiştir. Dahası söz konusu ağır vasıtaların şehir içinde karıştığı trafik kazaları giderek artmaktadır. Belli saatler arasında trafiğe çıkmaları yasak olan hafriyat kamyonları denetimsizlik sebebiyle günün her saatinde ve her sokakta karşımıza çıkabilmektedir. Nitekim Temmuz ayında İstanbul'da düzenlenen bir rüşvet operasyonunda kamyon ve mikserlerin ağır tonajlı yük taşımalarına ve yasak olan saatlerde trafiğe çıkmalarına, ayrıca kaçak döküme izin verdiği iddia edilen 60 trafik polisinin de aralarında bulunduğu 102 kişi gözaltına alınmıştır. Kuşkusuz çeşitli projelerin gerçekleştirilmesi için hafriyat taşıması yapılmaya devam edecektir. Dolayısıyla bu sorunun önüne geçmek adına inşaat alanına en yakın firmayı seçmek, betonda kuru malzeme kullanmak, prim sistemini değiştirmek, denetimleri artırmak, beşeri ve teknik kapasiteyi güçlendirmek gibi birçok önlem acilen devreye sokulmalıdır. Değerli milletvekilleri, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de yaygınlaşan ve dikkatinizi çekmek istediğim bir başka sorun ise öğrenci servisleridir. Sorunun temelinde korsan taşımacılık, plaka kara borsacılığı, tekelleşme, şoför esnafının geçim sıkıntısı, denetimsizlik ve müeydelerin caydırıcı olmaması gibi birçok sebep vardır. Gözümüzün nuru çocuklarımızı emanet ettiğimiz insanların ve kullanılan servis araçlarının bu işe uygunluğu çok ciddi bir meseledir. 12 Ekim'de İstanbul'da bir okul etrafında park halindeki bir araçta servis şoförünün uyuşturucu kullanımı sebebiyle bayılmış halde bulunmuş olması çocuklarımızın ve trafik güvenliğinin ne gibi risklerle karşı karşıya olduğunu hepimize göstermektedir. Bu nedenle servis şoförlerinin psikolojik durumlarından eğitimine, adli kontrolden aile hayatına kadar teferruatlı bir soruşturma yapılarak seçilmesi şarttır. Eğitim ve seçim kriterlerinin yanı sıra bu alanda faaliyette bulunan firmalara ciddi denetim ve caydırıcı yaptırımlar getirilmesi de şarttır. Ayrıca servis araçlarının standartlara uygun olması ve periyodik olarak teknik denetimden geçirilmesi zorunludur. Bu düşüncelerle hükümeti ve İstanbul'un yöneticilerini belirtilen sorunları çözmeye
İstanbullulara huzurlu ve güvenli bir gelecek temin etmeye çağırıyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın